Bir niyet okuma ile yaşam tarzına müdahale üzerinden eleştiren, kökten batıcı, laikçi vesaire tüm mütedeyyin kesimi adeta tırpanladı. Son 20 yılda yaşam tarzına müdahale oldu mu? Var mı? Baskıyla tesettüre giren var mı? Siz hiç mini etik giydiği için ikna odalarına alınarak aile baskısıyla mı mini etik giyiniyorsun diyen akademisyen gördünüz mü? Soruları sıralayalım mı? Asıl meseleniz eşit vatandaşlık hakları olabilir mi? Herkese merhabalar. Bugün farklı bir konudan bahsediyoruz. İktidar ortağı olduğu günden itibaren bir niyet okuma ile Refah Partisi'ni yaşam tarzına müdahale üzerinden eleştiren, kökten batıcı, laikçi vesaire 28 Şubat süreciyle deyim yerindeyse tüm mütedeyyin kesimi adeta tırpanladı. Eğitim haklarını elinden aldı. Türkiye'yi milyarlarca dolar zarara uğrattı. Refah Partisi ile birlikte siyasette yükselen bir isim daha vardı. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu günden itibaren bir niyet okumayla yaşam tarzımıza müdahale ediyor. Safsatasıyla eleştirildi, hala devam ediyor. Gençlerin deyimiyle yıl oldu 2021. Bu kökten batıcı kafada bir milimlik ilerleme yok. Gelişmeyi, modernleşmeyi yalnızca batı tarzı bir günlük hayat sürmek, sınırsız alkol tüketimi, bir de dindar insanların kılığını, kıyafetini müdahale olarak algılayan bir kafaya neyi anlatsanız boş. Ne anlatabilirsiniz bu kesime? Boşa emek vermiş olursunuz. Biz bu hatırlatmaları kendi hafızamızı diri tutmak adına yapıyoruz aslında. Hani bir de 28 Şubat'tan yaşanmış çok fikrim yok diyen başörtülü hanım kızlarımız için, biraz da onlar için yapıyoruz bu hatırlatmaları. O kökten batıcı kafanın çok hayran oldukları batılı ülkelerde böyle bir yaşam tarzı fetişizmi olmamıştır. Son yıllarda yükselişe geçen aşırı sağ ve İslamofobi etkisini bir yana bırakırsak, batılı ülkelerin kim ne giymiş, hangi kiliseye gitmiş, ateist mi, dindar mı, alkol alıyor mu tarzı bir siyaset tarzı en azından benim incelediğim, bildiğim kadarıyla hiç olmadı. Hatta Almanya'da ismi Hristiyan Demokratlar olan siyasi bir parti de bile var. Düşünsenize Türkiye'de Müslüman Demokratlar diye bir parti olduğunu. Kopacak kıyameti hayal edebiliyor musunuz? Kökten batıcı, endişeli modernler bana herhangi bir batı ülkesinde irtica ile mücadele eylem planı başlığı altında bir zorbalık gösterebilir mi? Ya da İncil'de geçen herhangi bir babı mahkemeye veren dindar ya da ateist batılı bir siyasetçi gösterebilir misiniz? Batı Çalışma Grubu adı altında bir yapı kurup mensuplarını kiliseye gidiyor diye mesleğinden men eden, fişleyen bir yapı hangi batılı ülkede var biliyor musunuz? Bu kısa girizgahtan sonra Sayın Erdoğan'a yaşam tarzı safsatasıyla yapıp edilenleri kısaca hatırlayalım. Yıl 1994. Ülkeyi Doğru Yol Partisi ve Sosyal Demokrat Halkçı Parti Koalisyonu hükümeti yönetiyor. 27 Mart 1994'te yapılan yerel seçimlerde deyim yerindeyse kökten batıcı seküler kesime soğuk duş etkisi oldu. Refah Partisi İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde ve pek çok ilçe belediyesinde seçimleri önde götürüyordu. Bugünün ateşli muhabiri Zafer Arap Kirli'nin BBC radyosuna yaptığı yorum aslında tüm bu kökten batıcı seküler mahallenin bundan sonra alacağı tutumunda ipuçlarını veriyor. BBC radyosundaki spikerin seçimi kazandı yerini Refah Partisi ele geçirdi yorumuna Zafer Arap Kirli adeta tuğ dikiyor. Zafer, ilginç sonuçlardan bir tanesi İstanbul'da İstanbul'un eğlence merkezi olarak bilinen Beyoğlu'nda Refah Partisi'nin yönetimi ele geçirmesi ve bildiğim kadarıyla bugün sen Beyoğlu'ndaydın ve bize bir takım izlenimler derledin.
Evet, Beyoğlu ilçesinde de adeta bir refah şoku yaşanıyor. Şimdi herkesin kafasındaki soru tabii Beyoğlu İstanbul'un kültür, sanat merkezi, eğlence merkezi. Herkesin kafasında şöyle bir imaj var Beyoğlu ile ilgili. Beyoğlu'nun nüfusu nasıl olur da refaha verir? Mart 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'a dönemin İstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu bir genelge gönderiyor. İstanbul DGM Başsavcısı Ahmet Köksal giyimli kuşamları yüzünden bazı bayanlara baskı yapanların örgütlü suçu işlediklerine dair soruşturma başlatıyor. Ahmet Köksal emniyete yolladığı yazıda bu kişilerin din ve şeriat adına devlet otoritesini zayıflattıklarını, saldırıyı yapanların terörle mücadele kanununa göre yargılanacaklarını belirtiyor. Yalnız bu soruşturmada ve Kozakçıoğlu'nun genelgesinde eksik olan bir şey var. Ortada suç yok, saldırı yok, örgüt yok. Başsavcı işlenmemiş suça örgüt üretmeye kalkışmış. İlk protokol yemeğinde Erdoğan için şerefe kadeh kaldırılmadı başlıklarıyla mahalle baskısı başlatıldı. İşte bu sokak röportajı Sayın Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemlere ait. Bir genç 20-25 yaşlarında yanıma geldi. Zırh kolundan böyle tuttu. Bu kafalarınızı kapatacaksınız. Giyineceksiniz dedi. Tabii ben bir şey söyleyemedim. Geçen gün buradan geçiyordum. Arkamdan bir bey, ki ben o kadar açık bir kişi değilim. Siz bu şekilde giyiniyorsunuz ama yakında başınızı da kapatıp o zaman göreceksiniz gününüzü diye konuşma yaptılar. Trende hanımlara ayrı, erkeklere ayrı bindiriyorlarmış bilmem ne. İşte işitiyor, korkuyoruz. İstanbul'da yaptığı hizmetleri değildi. Gittiği namazları, okuduğu şiirleri takip etti medya. 90'ların basını. İstanbul'un çöp dağları kaldırılmış, hava kirliliği giderilmiş, Haliç temizlenmiş, ne gam. Varsa yoksa Erdoğan acaba nerede, hangi şeyi söyledi, yaşam tarzına nasıl müdahale edildi? 90'ların basınının içler acısı hali, sürekli bir niyet okuma. Erdoğan kadeh kaldıracak mı? Başlıklar böyle gidiyor. Belediyeye ait sosyal tesislerde alkol satışının kaldırılması, sosyal tesislerin vatandaşın kullanımına açılması bu seküler mahalleyi epeyce kızdırdı. Zaten ilk meclis toplantısında, yani İBB'nin ilk toplantısında Fatiha okuyarak açmak istemişti. Bir basın toplantısında Galaxy'de bulut bombardımanın yararlı olmadığı için yapılmasına gerek olmadığını söylediğinde aklınca dua ile dalga geçen bir muhabir cinlik yapıyor ve yağmur duasına mı çıkacaksınız sorusunu soruyor. Erdoğan'ın verdiği cevap, ya ona da çıkarız, neden olmasın? Bu cevap Erdoğan'ın belediye başkanlığı yaptığı sürece manşetlerden inmedi. Hatta devamında da epeyce kullanıldı. Sonunda 6 Aralık 1997'de Siirt'te bir mitingde okuduğu şiir için Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde Erdoğan hakkında 312'den dava açıldı. 312 kaldırıldığı için şimdiki nesil bilmez. Bu dava kabul edildi ve Sayın Erdoğan savcının beraat talebine rağmen hakimin kararıyla hapse mahkum edildi. Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker. Allahu Ekber! Bir şey bizi sindiremez. Şiir kime aitti? Şiir gerçekten halkı kin ve düşmanlığa, öfkeye mi teşvik ediyordu? O dava o maddeden kabul edildi. Bunlarla ilgili günlerce, aylarca, hatta yıllarca konuşuldu, medya korkuyu yapıldı. Dönemin medyası Sayın Erdoğan'ı çoktan mahkum etmişti. Bundan sonra muhtar bile olamaz başlıklarını herkes hatırlıyor. O dönemin medyasında her gün niyet okuması devam etti. Sayın Erdoğan mahkumiyet aldı, Pınarhisar Cezaevi'nde hapis yattı ve çıktı. Sonrasında
AK Parti kurdu. Yıl 2002, 3 Kasım genel seçimleri. Sayın Erdoğan yasa nedeniyle seçimlere giremiyordu. Muhtar bile olamaz manşetleri atılsa da 3 Kasım 2002'de AK Parti birinci parti olarak çıktı. Bu seçimler sonrası Sayın Recep Tayyip Erdoğan ara seçimlerle milletvekili oldu ve AK Parti'nin başında başbakan olarak görevi devraldı. AK Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte yeni bir yapay yaşam tarzı tartışması açıldı. Sürekli pompalanan ve diri tutulan bir konu oldu. Kimler bu konuyu ısıtıp ısıtıp gündeme getirdi? Önceleri şiddetli ve ateşli bir laikçilik yapan CHP gündemin Yılmaz savunucusuydu. Belagatı ve hitabeti güçlü Deniz Baykal'ın sakın ha Cumhurbaşkanı adayı olma olma diye hırçınlaşmasının sebebi Emine Erdoğan Hanım'ın başörtüsüydü. Sakın ha Cumhurbaşkanı adayı olma olma! Eşi başörtülü bir Cumhurbaşkanı olacak kaygısıyla Cumhuriyet mitingleri organize edildi. Bugün geriye dönüp bakınca hem uygulanan faşizmin boyutuna çok şaşıyor insan, hem de ülkeye kaybettirdikleri enerjiye çok üzülüyor. Sen sakın benim yaşam tarzıma dokunma ama ben seninkine dilediğim kadar müdahale ettim, bundan sonra da ederim. Aksi halde ordu göreve, laiklik elden gidiyor, tehlikenin farkında mısınız diyerek vesayeti başına sararım demenin kanlı canlı provasıydı Cumhuriyet mitingleri. Daha açık ve net ifade edelim. Yıllardır yaşam tarzına müdahale ettikleri kesimlerin de kendileriyle aynı vatandaşlık haklarını kullanmalarına engel olmak için kökten batıcı seküler kesim sokaklara inmişti. Ve aslında mesele her zaman tam olarak bu olmuştu. Dindar, mütedeyyin ve muhafazakar kesim de eşitlik talep ediyordu. Asıl mesele buydu. AK Parti'ye bir de kapatma davası açıldı. Gerekçe laikliğin karşıtı eylemlerin odağı olmak. Bu kapatma davası Anayasa Mahkemesi'nde bir oy farkla reddedildi ama AK Parti'ye ağır bir maddi ceza verildi. İşte tam da o sıralarda Ertuğrul Özkök'ün Sayın Erdoğan için yazdığı makalenin başlığı. Lütfen bir kadeh kaldırın Sayın Başbakan. O kadar rahat, o kadar üstenci bir bakışta ve sanki kainatın sırrını verirmiş de karşılığında hiçbir şey istemiyormuş gibi paylaşıyor ki. Yani bir kadeh kaldırırsanız ülke rahatlayacak. Nasıl yani? Tabii ki Ayşe Arman da boş durmadı. Türkiye Malezya olur mu söyleşileri yaptı. Malezyalılaştık, Malezya'ya benzeyeceğiz uyduruk gündemini epeyce gündemde tuttu dönemin tuhaf medyası. Hatta Malezya'ya araştırmacı gazeteci gönderdiler. Malezya'da çekim yaptı. Malezya'da kadınlar kaç adamla evleniyor gibi, hayatlarından memnunlar mı gibi tuhaf belgesellerle insanların kafasını bulandırdılar. Orgeneral Çetin Doğan'ın, hani şu pis dindarları yola getiren Batı Çalışma Grubu'nun mucidi Çetin Doğan'ın sevgili damadı Danny Roderick bile Malezya'ya benzeyeceğimiz konusunda endişelerini arz etti. Yaşam tarzı safsatasının kitlesel olarak dile getirildiği bir diğer olay Gezi Parkı kalkışması oldu. Sözde çevreci bir grup eylem yapmaya kalktı ama asıl niyet ilerleyen günlerde ortaya çıktı. Yaşam tarzıma dokunma, sınırsız özgürlük, sınırsız alkol, sınırsız cinsel hayat talebi, benim bedenim, benim kararım sloganları. İşte Gezi Parkı'nın genel söylemi buydu. Yani yeşil ağaç vesaire hikayeydi. Peki kim bu yaşam tarzı safsatasını sürekli diri ve tekrar tekrar gündeme getirenler? Öncelikle gelir kaynağı yurt dışı fonlar olan online medya siteleri, Bianet.org, Medyascope, bazı LGBTİ dernekleri, sözde kadın hakları koruma dernekleri. Eskisi kadar alenen ve şiddetli olmasa da elbette CHP ve sözde sol medya. Bu sitelerde kısa bir gezinti yapın. Sistematik olarak yazılmış AK Parti yaşam tarzımıza müdahale ediyor yazıları bulacaksınız. Bu da Yılmaz Özdil'in canlı yayında anlattıkları. Tayyip Erdoğan bir tek bira içmiş olsaydı bugün çok daha iyi bir Türkiye olurdu. Hayır, o diyor da orada kahkahalarla alkışlayan kitleye
Ayrıca hayret ediyor insan. Efendim, yurt dışından bir misafir gelse AKP'li şehirlerde ağırlayacak mekan yokmuş. O mekanların %99'u CHP'li modern belediyelerin sahasındaymış. Nasıl bir mekan var kafasında acaba? Moderatör sormadığı için öğrenemiyoruz. Yine aynı tarafsız ve bağımsız medyadan inadına mini etek, inadına dekolte çağrısı yapan Soner Yalçın'a Uğur Dündar eklemeler yapıyor. İnadına mini etek giyeceksiniz. İnadına dekolte giyeceksiniz arkadaş. Ve inadına kızlı erkekli oturacaksınız. Ben robot yazılımı yapan bir mini etekle hiç tanışmadım. Dekoltenin rekoltesinin yıllık gelire katkısını da bilmiyorum. Uzaya yollanan füzeyi engelleyen bir başörtüsüne de henüz rastlamadım. Kızlı erkekli, karışık tuvaleti, yaşam tarzı diye talep edenler bile oldu. Evet, kimse yanlış duymadı. Ortak karışık tuvalet hiç sektirmez. Yılda bir kez mini etekli ve şortlu bir bayana biri saldırır. Bu köpürtülür, hükümet istifa noktasına getirilir. Ya da Erzurum'da Ramazan'da açıkta yemek yiyen bir genç tartaklandı haberi geçilir. Ve ancak son yıllarda bu haberlerin inandırıcılığı sorgulanır olunca AKP son 20 yılda yaşam tarzımızı nasıl değiştirdi tarzı belgesel içeriklere ve yazılara geçiş yaptılar. Bu arada tesettürlü kadınlara saldırıp darp eden yobazlar için hiç konuştuklarını görmedim. Son yıllarda özellikle seküler insanları bile hayrete düşüren yeni tip yaşam tarzı dayatmaları var. Birine hanımefendi demeyi bile cinsiyetçi diye etiketleyen ve anormali yaşam tarzı diye dayatan daha şeytani ve daha tehlikeli bir yöntem. Evet, maalesef özellikle CHP ve HDP'nin açıktan desteklediği LGBTİ gibi cinsel sapmalar. Son iki yıldır da pandemi nedeniyle tüm dünyada alınan kararlara benzer alkol satış saatleri ayarlaması. Alkol üzerinden bile yaşam tarzıma dokunma yaygarısı çıkardı koca koca vekiller. Sayden son 20 yılda yaşam tarzına müdahale oldu mu, var mı? Çevrenizde iktidar baskısıyla alkolü bırakmak zorunda olan var mı? Baskıyla tesettüre giren var mı? Soruları sıralayalım mı? Siz hiç mini etek giydiği için ikna odalarına alınarak aile baskısıyla mı mini etek giyiniyorsun diyen akademisyen gördünüz mü? Asıl meseleniz eşit vatandaşlık hakları olabilir mi? Başka bir videoda görüşmek üzere.